O günün şartları. Gördüğünüz kurs özel harekat. Özel harekat kursu ama şu anda gibi 3,5 aylık falan değil. Özel harekat kursu gördük. Yani iyi bir kurs Kim gördük. Kim verdi bu kursu? O zaman size? Korkut Eken vardı. Evet. Rütbesi neydi o zaman? Rütbesi o zaman binbaşı, yüzbaşı vardı. Kaşif Bey vardı. Evet. Kızın oğlu. Evet. Arif diye bir başçavuşumuz vardı. Kendilerine saygıyla, hürmetle bir 10 numara. Nerede gördünüz bu kursu? Gölbaşı'ndaydık. Ankara'da gördünüz. Ankara Gölbaşı'nda. Yine ama halen özel harekatçıların eğitim tabii, gördüğü yer. Arif dediğiniz Arif Soğan mı? Arif başçavuş komutanım diyorduk. Yani onun için şu anda şey yapmıyorum. Uzun yıllar geçti aradan ama bize çok büyük katkıları var. Gerçekten bu işi iyiydiler. Yani onlar iyi olmasa biz de iyi olmazdık. Yani bizim becerilerimizi, duygularımızla birleştik. İyi bir eğitimden geçip zorlanmadan güzel bir özel harekat. İlk görev yeriniz neresiydi? Diyarbakır. Diyarbakır. 86-90 Diyarbakır'daydım. Bu Susurluk kazasında hayatını kaybeden Hüseyin Kocadağ'da o tarihte benim müdürümdü. Diyarbakır'da müdürünüz benim müdürümdü? Oradan tanışıyorsunuz tabii, yani. Benim müdürümdü. Nasıl? Diğer arkadaşlarınız da bu işte Susurluk işte davasında şey, bir arada yargılandığınız arkadaşlarınız da. Arkadaşlarım ben Diyarbakır kadrosundan bir polisiydim. İşte onlar öbürleri var, Siirt'te olan var, işte Doğu Beyazıt'ta olan var. Neticede biz Daire Başkanlığı'nda. Özellikle Daire Başkanlığı'nın bir bünyesinde birbirimize işte ayrı ekiplerle tanıştığım kurs döneminden de arkadaşız. Meslektaşlarımız bizim. Yani onların için en yakın arkadaşınız hangisiydi? Oğuz Yorulmaz. Oğuz ve Ercan benim iyi arkadaşım. Oğuz benim Ercan çok iyi bir arkadaşım. Abdullah Çatlı benim çok iyi bir arkadaşımdı. Yani, Oğuz Yorulmaz bir süre önce Bursa'da bir barda silahla vuruldu, öldürüldü. Evet, evet. Oğuz'un annesiyle konuştuğumuzda, merhum Oğuz Yorulmaz'ın annesiyle konuştuğumuzda söylediklerinden birisi özellikle hafızama adeta mıh gibi yerleşti. Ben oğlumu pırlanta gibi temsil ettim. Bu devlete, bu vatana hizmet evet. etsin diye teslim ettim öyle. Ama çeteci olarak aynen öyle. Aldım dedi. Aynen öyle. Ve onlar dedi yaklaşık 100 kişiyi öldürdüler dedi. Bu arada Ergenekon davası kapsamında halen tutuklu bulunan emekli general Veli Küçük'ü, İbrahim Şahin'i yani Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin'i ve o dönemin siyasetçilerini suçladı. Bir anne duygusu edasıyla söylemiş oldukları şeyin büyükçe de tabii gerçeklik. Hüseyin Kocadağ'ın polislik mesleğindeki başarıları biraz gölgede kaldı. 10 parmağında 10 beceri olan bir insan mı? Nasıl bir polisti? 10 parmağında 10 beceri olan inan iyiydi. Evet. Yani şimdi peki sizi Susurluk timi olarak diyelim. Yani eğer hoş görürseniz yok hoş görmem. Susurluk timi diye bir şey yok. Diyelim ki ya. Sizi o ekibi oluşturan kişi kimdi? Özel Harekat Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'na bağlıydı. Sonra evet. ayrı bir birim olarak kuruldu. Özel Harekat Daire Başkanlığı olarak kuruldu. Evet. Bizim şimdi bu Özel Harekat'ı görev yapıp Batı'da görev yapan uyum sağlayamayan arkadaşlarımız evet. benim gibi arkadaşlarımız toplamış işte merkezden de Güneydoğu'ya takviye bir güç olarak Ankara'da daire başkanlığından o mücadele için bir o başkanlıkta bir personel kadrosu oluşturuldu ve Güneydoğu'ya falan sürekli gidip geliyorduk. Evet. Destek olarak gidip geliyor çünkü daha tecrübeliydik. Evet. Öğrencilerimizi hem denetlenmesi açısından hem işte terörün karşımıza çıkacağı yeni gelişmeleri falan takip açısından yeni bilgilendirmek açısından çok güzel bir çalışma resmi, vardı yani. Resmi olarak tabii, hepsi kayıtlarda geçer diye resmi olmaz olur mu? Nereye yok, gidiyorsun? Hayır, asker kanadında biliyorsunuz yeşil diye bir gayri abi, resmi olarak faaliyet gösteren elemanlar da vardı. Göstermiştir olabilir. Siz gördünüz mü mesela hiç Güneydoğu'da? Tanıştınız mı? Çok insanlar gördü. Sırf yeşildi, pembesini, kırmızısını, renkli, her türlü renkten hayır, insan Mahmut gördüm. Mahmut Yıldırım'ı gördünüz mü? Her türlü renkten insan gördüm. Yani evet. Mahmut Yıldırım, Ahmet Yıldırım yok ki bu işin. Evet. Nasıl anlatacaksın? Şimdi sen evet. ülkenin bölünmez bütünlüğüne müdahale ediyor. Buna destek veren ülkeler hep yabancı şer güçler diyorsun. Sen kendini nasıl savunacaksın soruyorum. Peki şöyle diyelim. Oğuz Yorulmaz'ın annesinin söylediklerine katılıyorum dediniz. Yani katılıyorum büyük ücret ama şu da var. Oğuz'da işte bir insana 40 kere deli dersen deli olur. O da artık en son kahretti her şeyi işte konuşmuşlar etmişler ama biz bir dönem ayrıldık. Ne derece yanlış da söylese Oğuz. Doğru olsun benim arkadaşımdı. Benim için iyi bir insandı ama benim ortak noktam nerede dersen Oğuz'da benim ortak noktam. Daire başkanlığıdır yani ama arkadaşlığım ama güzel günlerimiz o ayrı bir şey ama evet. herkesin bir özel hayatı vardır. Bir de şunu söyledi o grup içerisinde benim oğlum Ayhan Çarkın ve yanılmıyorsam Ercan. Onu tabii bizim üçü onların çok idealist çocuklardı gençlerdi dedi gençlerdi hala dedi ama diğerleri için aynı şeyi söylemedi Oğuz'un annesi. Diğerleri için aynı şimdi şeyi siz idealler uğruna yola çıktığınız
bir grup arkadaşınızla birlikte bazı kirli işlerde bir takım kişilerin çıkarları için kullanıldığınızı mı düşünüyorsunuz? Daha sonra da kirli bir eldiven gibi bir tarafa bırakıldığınızı mı düşünüyorsunuz? O şekilde de düşünsen oturuyor bu çerçevenin içerisinde. Nasıl düşünürsen düşün, bu çerçeve alır. Nasıl düşünürsen düşün, bu görüntü, bu fotoğraf bunu alır. Evet. Şimdi biz Susurluk kazasının Ergenekon'u aydınlatan lambasıyız. Evet. Susurluk kazasını öyle, evet, flash öyle yaptı. Değerlendiriyorsunuz. Aynen öyle flash yaptı. Bunda biz bedel ödedik. Benim kimisinin canı yandı, kimisinin bağrı yandı. Yanmaya da devam eden hala canlar ve bağırlar var. Biz bir lütufuz. Ben bir lütufum. Abdullah Çatlı bir lütuftur. Abdullah Çatlı bunların gerçek yüzünü gördüğü anda. Kimlerin? Bu Ergenekon'un. Gerçek yüzünü gördüğü anda bunlara bir şeyler yap. Bunlar mahkeme aşamasında işte istihbarat emniyetine kadar olsun. İğrenç yüzlerini gördükleri anda bunlara dikildi. Ve sonunu hazırladı. Çatlı'nın sonunu Ergenekon mu? Evet. Evet. Oysa o sanki derin devletin adamıymış gibi her yerde vardı. İşte bunları Abdullah Çatlı'nın dürüst, namuslu, onurlu bir insan olduğunu baktılar ki mert, başına bela olacağını anladılar. Bu zihniyet. Yani kamyon aslında daha önce çarpmıştı. Daha önce çarpmıştı. Bu araba onu, bu kamyona daha önce çarptı. Onu kamyoncu peki, çok iyi biliyor abi, tamam mı? Kamyoncu çok iyi biliyor. Peki tırnak içinde o sizin hani benzetme yaparak kullandığınız o kamyoncu kim? Ya da o Hasan Gökçe yok mu? Kamyonun evet. Sahibi. Evet. O 345 gün 345 gün ağlayıp 300 kaç ya 364 gün ağlayıp gülüp de 365. gün televizyona çıkan mağdur olan yok mu? Susurluk mağduru. Hı. O onu çok iyi biliyor. Ona o kamyon oradan çıkarken sen sola bak, sağa serbest diyen de var. Bunu çok iyi biliyor. Benim anlatmak istediğim hatta mahkemede yaşanan bir olay var. Yani Abdullah Çatlı'nın bir anlamda kafa tuttuğu bir devlet görevlisi. Evet. Var. Sanıyorum ben benzetmeyi o anlamda yaptım. Yani o kamyonu Abdullah Çatlı daha önce çarpmış aslında. Zaten çarpmış. Bizi 3,5 senedir yargılayan bir heyet. Buna sordu. Dedi ki Abdullah Çatlı'yı dedi, tanıyor musun? Dedi ki tanıyorum. Abdullah Çatlı olarak mı tanıyorsun? Dedi ki Abdullah Çatlı olarak tanıyorum. Peki dedi arandığını biliyor musun? Dedi ki arandığını biliyorum. Dinliyorsa benim Türk milleti çok iyi dinleyin. Biliyorum. Görev verdin mi? Verdim. Hangi görev verdin? Devlet sırrıdır söyleyemem dedi, tamam mı? Sonra dedi ki hakim devlet sırrının arkasına dedi, saklanıp dedi bir şekilde dedi töhmet altında hiç kimseyi bırakmayın dedi. Bu işi ben dedi yakaladım devamını getirin mert olun ki dedi ben karar vereyim. Dedi ki devlet sırrıdır söyleyemem. Peki dedi sorun neydi Abdullah Çatlı ile aranızda? Bir gün dedi geldi benim makamıma randevu istedi. Ben de randevu verdim. Kapıdan içeri girdi tekmeleyerek bana hakaret küfür etti. Ondan sonra çekti gitti. Şimdi devletin bir kurumunun başındaki bir adamın makam odasına Abdullah Çatlı gibi katliam sana işte uyuşturucu bilmem nesi çetesi medi bir adam girip kapısına tekme atıp ana avrat küfür edip seni geberteceğim deyip oradan çıkıyorsa. Bunun onun yanına? Bunun onun yanında değil, bunun artık Türk halkına sesleniyor. Ama herkes biliyor ki Abdullah Çatlı'ya devlet bir takım dürüst olacak devlet. Bir takım işler yaptırmış. Bir takım işler yaptırmış. Evet, evet. Kanlı eylemlerde kullanmış. Evet. Şimdi devletin kalkıp bunu itiraf etmesi mümkün mü? Ama devlet sırrı adı altında da sen orada şan şöhret sürüp de burada masum insanlar eziyet çekecekse kimse de kusura bakmasın. Bunun devlet sırrıyla alakası yok. Ulu ortaya döküldü. En büyük sırrını sen zaten mahkemede söyledin. Dedin ki kapıma tekme attı. Bunun devlet sırrı var mı? Suçlanan bir adam senin kapına tekme atıyorsun. Bu devletin kapısı. Sen burada bir şey var abi, anladın mı? Devlet hangi devlet sırrı? O zaman ben söyledim da, zaten. O kazaya da gelelim. Şimdi eğer Hüseyin Kocadağ ki çok iyi araba kullanan, aynen, çok iyi uçak kullanan, öyle değil mi? Aynen. 10 parmağında 10 tane marifet koy. Jimnastikçi. Aynen. Jimnastikçi. Yani Rambo tipi bir polis şefi. Beyefendi bir adam. Rambo tipi bir yani, polis şefi. Terörle mücadele etmiş. Aynen. Operasyonlara katılmış, silah da kullanmış. Dolayısıyla o benzin istasyonundan sizin söylediğiniz kamyon, diyelim ki bu amaçla çıktı. Eğer Hüseyin Koca da o kadar hızla gitmemiş olsa da çok yavaş bir şekilde gelmiş olsa o kamyonun altına girmesi mümkün. O kamyonun altına girmese ileride başka bir kamyonun altına mutlaka girecekti. Buradan kesinlikle emin ol. Ama yani bunu dünyanın hangi gizli gücü organize edebilir? Ergenekon gibi gizli güç işte. Bunların ama şu var.
ben senin arkadaşınım değil mi Uğur abi? Sizin de arkadaşınızım. İşte bu oluşumun içinde diyelim değil mi? Ben yani söz gelimi. Söz gelimi. Bu oluşumun içindeyiz işte. Söz gelimi. Ya Allah korusun zaten. Allah korusun abi. Evet. Allah korusun. Allah korudu ki ortaya çıktı. Evet. Yani ortaya çıktı. Yani benim açımdan tabii beni Allah korudu. Seni Allah korudu abi. Öyle değil mi? Aynen. Abdullah arada... Çat diye senin öldürülmen için. Kim verdi talimatı? Siyasetçi mi? Yani abi onu işte şimdi. Siyasetçi mi? Ama şimdi zaten bunu söylüyorum doğru. Şimdi hayır, ben siyasetçi sana... mi? Siyasetçidir tabii. Evet. Şimdi öbürü ne söylesem yalan olur. Şimdi isim bilmediğim evet için ama ben bugün dünya yarın ahiret. Toprak altına girdim bunun hesabını soracağım. Şimdi... Doğruyu söylüyorum. Evet. Yoksa beni de öldürür. Herkes Allah korur zaten. Sırf seni de beni de onu da ben de ölebilirim. Onu da anlatacağım. Herkes Allah korur. Kimse yok. Hiç kimse. Evet. Anladın mı abi? Benim için de var, senin için de var. Benim için onu da anlatacağım. Aynı şahıs tarafından aynı kişiye. Tamam mı? Abdullah Çatlı'ya mı? Abdullah Çatlı'ya. Benim için de Abdullah Çatlı'nın bir kişisi de, onu da söyleyeceğim. Onu yanınıza çağırıp özellikle yüzüne karşı ondan soracaksın onu, tamam mı? Ama doğrudur diyorsunuz. Doğru diyorum. Uğur Gündar'ın öldürülmesi istendi. Doğru. Ama Abdullah Çatlı bunu kabul etmedi. Kabul etmedi aynen. Uğur Gündar vatanını, milletini seven bir insan. Aynen. Yine o zamandan sonra zaten işte siz ne yapmaya çalışıyorsunuz bir şekilde. Ondan sonra film koptu. Peki. Üniversite takılmaya gerek var mı? Kazanan olsun. Ya gerek yok. Bugün yok, kimin nerede olduğu sizin belli. Benim kanaatim de böyle. Benim kanaatim bugün işte susurluğum vardı noktaya gelelim. Kurumları birbirine çalışamaz hale getirip özel hareketin sanki işte bu susurlukla lave edilmiş olduğu gibi şimdi yeni meslektaşlarımıza, genç kardeşlerimize de inan kulaklarında da bu var. Zayiat vereceksiniz. Sizi uyarıyorum. Tamam mı? Dikkat edin. Beni iyi dinleyin. Yeni görevimize dikkat edin, beni dinleyin siz, kursu boş verin. Daire başkanınız benim öğrencim. Ergenekon'u size karşı, yani sizin eylem faaliyetlerinize karşı Ergenekon'u öne sürüyorsunuz. Fakat Ergenekon'da sanık, en önemli sanıklardan birisi de Veli Küçük. Oysa hı hı, sizin teröre karşı benim verdiğiniz, değil, şöyle yani devletin verdiği hı hı teröre karşı mücadelede aynı zamanda Veli Küçük'ün de bir fonksiyonu var. Ve iddianamede bundan da bahsediliyor. Hangi hatta bazı mücadele abi? Doğu'daki işte bir takım mesela size verilen bazı görevler vardı. Örneğin Kürt iş adamları PKK'yı desteklediği gerekçesiyle öldürülmesi gibi. Şimdi, onların şimdi da bu tür faaliyetleri vardı. O zaman siz niye Ergenekon olmuyorsunuz da onlar Ergenekon oluyor? Onu ben anlamadım. İşte onlar Ergenekon olacak. Neden ama? Siz niye Ergenekon değilsiniz? Ben niye Ergenekon olayım ben? Ama siz de devlet adına bir şeyler yaptınız. Devlet adına bir takım şeyler yaptıysam devlet adına yaptım. Devlet o zaman çıksın açıklasın. Ben bunu istiyorum. Ama Veli Küçük de öyle söylüyor. Ben devlet adına yaptım. Hangi devlet adına yapmış? Madem berabersek bugün benim onun yanında olmam lazım değil miydi? Onların yanında olmam lazım değil mi? Devlet adına yapılan hiçbir şey burada yok ama devlet adına yapılan çok şey var, tamam mı abi? Devlet adına başlayıp da sonra millet adına başlayıp da menfaat adına yapılan çok şeyler var ve ortada. Doğru mu? Evet. Şu anda görünmüyor mu bunlar? Ne yapmışlar devlet adına? PKK'da işbirliği, ahtapot gibi bir yerde oturup bir kolu PKK'da. Bir kolu iddia. Ben iddia etmiyorum. Ben diyorum ki doğru. Kesin siz. Aynen doğru. Bu iddianame her şeyle ben doğru. Ben iddia ediyorum doğru. Şahitliğiniz de var. Şahit, Allah'ın üzerine yemin ederim ki doğru. Peki bu aynı zamanda sol örgütlerle de işbirliği var. Aynen. Değil? Bu işin terörü merörü yok. Hepsi Ergenekon olmuş bunların. PKK'da bir kolu, dev solda bir yolu, dev yolda bir kolu, Hizbullah'ta bir kolu, orada bir kolu, burada bir kolu, millete kan döktürüp silah satmışlar. Ne yapmışlar ya? Terörle mücadele konusunda yani devleti için çalışmış insanlar gerçekten bir süre içinde bir bedel ödüyorlar. Bunun yani hep bazı örnekleri var. Hatta bunu her alanda, bürokrasinin diğer alanlarında da görebiliyorsunuz. Benim aklıma takılanlardan birisi de Tarık Ümit vakasıdır mesela. Bırak. Kamuoyunun merak ettiği konulardan biri yani Tarık Ümit. Tarık Ümit'e ne diyor? Ne olmuş olabilir? Ne olmuş? Tarık Ümit kim ölmüşse ya? Ölmüşse cesedi nerede olmuş olabilir? Ölmüşse de ölmüş, ölmemişse de canı sağ olsun. İşine... Tarık Ümit kim ya? Bu kadar önemli mi bu cümle? Yok hayır. Abi soru, Tarık Ümit kim? Hayır, neden özellikle? Herkesin hayatı önemli. Herkesin hayatı önemli. Bu sizin hayatınız da önemli. Benim hayatım da önemli. Tarık Ümit'in hayatı da önemli. Yani neden dönüp dolaşıp Tarık Ümit? Nedir bu Tarık Ümit? Arada kaybolan bir paralar mı var? Soru işareti çok önemli değil ki Tarık Ümit. Bir insanın suç işlemesi halinde ona ceza verecek olan tek merci yargıdır. Yargı tamam. Onun dışında bir gücün çıkıp da ben falanca siyasetçi ya da siyasi oluşum adına peki, ya böyle bir işaret verdi diye ya birisinin hayatıyla oynama, canını alma hakkı ya yoktur. Ya yaşıyorsa? Var mı böyle bir ihtimal sizce? Yok mu sizce böyle bir ihtimal? Biz genellikle... Var mı yok mu? Ya yaşıyorsa? Bence yok gibi sanki. Yani. Bence var gibi bence sanki. Bence yok gibi.
Ama sizin elinizde bir bilgi olması lazım. Küçük bir bilgi de olsa bir bilgi bence olması lazım. Bence yaşıyor, bilgim var. Yani siz bir bedel ödüyorsunuz maddi manevi olarak ama o da hani canıyla bir bedel ödemiş gibi bir ya, fotoğraf var. Canı bedel ödesin, canı gitsin, canı hiçbir şekilde benimle alakalı. Yok, yani o süreçte ama ben bu süreçte uyuşturucu kaçakçısı olduğu, uyuşturucu kaçakçısı olduğu bilinen ve PKK'ya da para yardımı yaptığı saptanan bazı Kürt iş adamları da öldürüldü. Yani bunlar evet, infaz edildi. Herkese evet, acamlık aslında, yapmış. Aslında onların da hayatını alma hakkı hiç kimseye tabii ait değil. Sadece tabii yargı cezalandırır, tabii en ağır cezayı yargı verir. Evet. Onların faili meçhul cinayetlere kurban gitmesi konusunda sizde bir bilgi var mı? Yani faili meçhul cinayetlere kurban gitmesinin bilgisini şimdi ben size açayım. Evet. Nasıl bir faili meçhul cinayetlere kurban gittiyse, dönemin siyasileri elini açıp da bir bölge ben bunları geberteceğim diyorsa... Dedi mi? Geberteceğim demedi mi? Bu şekilde. Elimizde böyle bir şey var. Bunlara hesap soracağım. Kanlı terör örgütüne finansman sağlayan iş adamlarının listesi var dedi. Var dedi. Ve onun açıklamasından bir süre sonra peş peşe bu insanlar öldürülmeye başlandı. Tamam sor o zaman. İşte soruyorum siz. Ben de soruyorum. O zaman bu açıklamayı kim yaptıysa devlet sırrı arkasına saklananda kimse çıksınlar, arşivleri çıkarsınlar, açsınlar. Gerçekten böyle bir şey var mı? Biz yapmış mıyız, yapmamış mıyız? Bizde var mı, yok mu? Bir daha bakın gözüme. Tamam mı? Bunun hesabını versinler. Yani tutup da yok ol işte Ahmet'i orada götürdüler, Mehmet'i burada indirdiler. Bu işler böyle kolay böyle şey altı değil. Bu terörle nasıl mücadele edecek? Bir şekilde para kaynakları kesilecek. Bir şekilde yardım yatakları tabii ki kanun önünde. Bunun hesabı sorularak. Yok abi ya, olmuyor. Kanunla olmuyor mu? Olmuyor. Nasıl olacak? Kanunlu... Soruyorum sana şimdi. Nasıl olacak? Soruyorum. Ya mahkemeye verirsin. Bırak abi mahkeme. Tamam mahkeme bize bir hak ettiğimizi vermedi ki. Akba Öcalan'ı nasıl enterne edebilmişseniz. Ne enterne etmesin? Da... Bırak abi işbirliği içinde olan bir zihniyette nasıl enterne edeceksin ki sen? Neye enterne edeceksin ya? Soruyorum sana neye enterne edeceksin? Yani onun özgürlük alanı. Hayır siz olmuyor dediniz. Yani. Olmaması gerekir abi. Olmaması gerekir. Bu işten sonuç almak mümkün değil. Değil abi. Eğer bu işte savaşacaksan bu işin dağıyla, bağıyla, yurt dışıyla, yurt içiyle kim varsa bu işe. Ulaşmış. Böyle, bu işi kanunisi, gayri kanunisi. Sen bana geleceksin, katledeceksin. Ben seni alacağım, yargı önüne çıkaracağım. Ondan sonra yakalandın. Tamam sahaya kalacaksın eyvallah. Tabii ki çıkaracaksın. Ama yani bir şekilde yargının da yapamayacağı şeyler var. Savaşta hangi hukuku arıyorsun? Abi soruyorum sana ya. Çoluk çocuk katledildiği yerde. Anlatabiliyor muyum? Peki bugün terör hala canımızı yakmaya devam ediyor. Hala da canımızı o uygulamalar yakmaya o zaman sonuç vermediğine göre hata yapılmış diyebiliyor musunuz o günlerde? O günlerde hata yapılmış derken şu mücadele kendi öz mecrasının dışına çıkmış. Benim gördüğüm kadarıyla, söylenen kadarıyla, önüme açtığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla bu yani. Yani peki beni bir yere yönlendiren benden temiz değil, anlatabiliyor muyum? Evet. Yani beni yöneten benim bu kadar dürüst olup ona ne yapıyorsun diyebileceğimi hesap edemiyor. Film burada kopuyor zaten. Görev yaptığını zannediyorsun. Yani. Birileri gibi tarafından gibi yani bakıyorsun Allah onu almış bu bunu indirmiş Kıbrıs'ta bankalar evet, ben de oraya geleceğim. Eroin ticareti yapılmış hepsi vatan milletine iğrenç ne kadar. Ben de oraya geleceğim. Siz diyorsunuz ya bu işi mahkeme yoluyla yargı önünde hukukla çözmek mümkün değil. Mümkün. Alırsın mümkün idam cezasını verirsin hepsine mümkün. Ama şu koşullarda mümkün değil diyorsunuz. O zaman da şöyle oluyor. Parayı verenler yine hayatlarına devam ediyor. Parayı vermeyenler infaz ediliyor. Aynen. Öyle mi? Aynen. Yani o zaman terör örgütüne finansman sağlayan insanlarla bizim hiçbir şekilde onaylamadığımız mücadele dahi yapılmıyor. Bir nevi rant avcılığı, ortak menfaat, can karşılığında rant avcılığına dönüşüyor. Parayı paylaşamamışlar. Bunlar da onur, itibar, şahsiyet, hiçbir şey. Ölende de öldü. Bunlar da itibar yok. Bunlar iğrenç insanlar. Ben bir daha söylüyorum. Neyse. Peki, şimdi Abdullah Çatlı'nın geçmişinde de bir ideal, siyasi ideallerin peşinde koşan bir insandı. O da bir takım suçlara bulaştı falan. Sonra devlet onu bir şekilde... Hangi suçlara bulaştığını söyler misin bana? Bahçelievler katliamı mesela. Nereden biliyorsun? Yargı var mı? Hakkında yargı var. Yok tabii şimdi. O zaman öbürünü yargının önüne çıkarıyorsun da yargılanmamış bir adamı katliam sanarak nasıl yargılayıp halkın önüne çıkartıyorsun? Karar çıkart bana. Bu ben iddiadan ama bahsediyorum. Ama iddia değil o zaman her şey iddiada kalsın. Tam iddiadan sonra. Öbür iş adamlarının bilmem nesini görüp öyle yani. Ergenekon'la ilgili nasıl iddialarda bulunun diyorsanız ben de bir iddialarını ben iddia aktarıyorum sadece size. Ergenekon'la ilgili %90, %70, %50'den fazla benim gördüğüm bir fotoğraf iğrenç bir fotoğraf ve eksik bir fotoğraf. Peki, tamam mı? Size... Daha da gelmesi gereken, daha da genişlemesi gereken. Tamam mı? Daha da genişlemesi gereken bir fotoğraf. Peki hiç siyasetçi yok Ergenekon fotoğrafında. Olması gereken bir fotoğraf.
Evet. Siyasetçilerin olacak, de olması olacaktır da. Mutlaka olmalıdır. Olacaklar da. Yani olmalılar çünkü. Her şeye evet. Birkaç bürokrat mı karar verdi? Yani. Öyle değil mi? Değil. Bunların arkasında bir siyasi güç olmazsa bürokrasi ne kadar kararlı bir şekilde gidebilir? Ya şimdi gidebilir? Bu ya şu anda bak suçlamalara bak, duruşa bak. Ben böyle bir suçlamada dik dururum kardeşim. Kıvırmam ki. Ben suçlamalara bak ya, bu suçlamalara bak, şu karşımızdaki fotoğrafa bak, isme bak. Belki onlar bak. Da dik duracaklar. Neyine dik duracaklar? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey dik duramazlar. Önce onlar bana karşı dik dursunlar. Nedir size karşı borçları ne bu insanların? Bu işte. Peki söyleyin. Bu işte. Nedir o? Ne mi? Evet. Yani nedir? Hani net olarak soruyoruz ki o insanlara bunu dinlediği zaman gerçekten bir mesaj, bir şey söylesinler. Onlara da bir açıklama yapsınlar. Nedir o mesaj? Yani size olan borçları bir de terörle mücadele bize eden, olan borçları terörle şu. Mücadele eden binlerce kahraman var. Aynen. Onların da moralini bozmadan onlara da destek olarak bu konuyu bir açalım ki bundan sonra Güneydoğu'ya zaman gidecek olan özel harekatçı kardeşlerimiz sizin yaptığınız hataları yapmasınlar ya da sizi kullananlar gibi birileri çıkarsa onlara rağmen olmasınlar. Öyle değil mi? Sadece devletlerine anda, hizmet etsinler. Tabii şu andaki bu yeni kurulan özel harekat birimlerindeki genç kardeş aynı duyguların belki aynısına ben sahip olan bir insanım. Tertemiz. Vatanın, milletin işte şehitler olması, özgür bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti bir polisi olarak ne bileyim kanımızı canımızı sonuna kadar verme. Aynı duygularla yetiştirilmiş. Evet. Aynı duygulara sahip olan bir insandım. Evet. Hala da aynı duygulara sahip olan bir insanım. Ben şu anda sizin için bir dersim. Şimdi benim bu duygularıma hitap eden... Siz hangi yanlışları yaptınız? Onu anlatıyorum. Onu anlatıyorum işte. Benim bu duygularıma hitap eden bir yönetim kisvesini, yani benim devletim işte başbakanından, Dışişleri Bakanlığı, genel müdürlük bilmem ne, hakikaten bu duygulara, ya canımızı veren biriz, her türlü şey yapmaya fedakar olan bu duygularımız, baktığın zaman yukarıdaki sana emreden kisve hakikaten, ha bunun bir devlet politikasının olduğu inandığın zaman ben neler yaparım? Neler yapmam? Düşünebiliyor musunuz? Evet. Onun ideallerle bu gücü birleştirdiğiniz zaman. Bu işte. Olay burada kaynaklanıyor. Evet. Yani adam yaptığının suç olduğunu farkında değil. Görev olduğunun farkında. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu da devlet sırrı kapsamında. Peki göremediniz mi? Size gördük, bunu devlet adına gördük yapıyoruz diyenlerin aslında devlet adına gördük yapmadıkları, evet, kişisel çıkar sağlamak amacıyla gördük, ya da siyasi ikbal peşinde koşarak sizleri kullandığınızı fark etmediniz fark mi? Fark ettik. O zaman fark edemediniz. O zaman fark ettim. Onun için sustum zaten. Kamyon çarptığında gördüm. Ama o dönem biliyorsunuz sizden de gözü gözü kaldı. Evet. Ne anlatayım abi ben size? Peki. Bir şey hatırlamıyor musun? Mahkemede oturduk. Bir gözüme baktım. Abi dedim sabret yani. Bir şekilde bu olmuyor. Çünkü ben ne anlatayım? Siz ne o zaman hengame? Ya bomba patladı üstümüze. Ne yapacağımızı anlatayım. Peki özel harekatçılarla kumarhane işletenlerin bir araya gelmesinin gerekçesi neydi? Ben bunu bir türlü anlamakta zorlanıyor. Anlayamıyorum. Onların bir araya gelmesindeki gerekçe, bir arada durmasının gerekçe kumarhane savaşı. Başka hiçbir şey değil. Ben de Abdullah Çatlı'yı tanıdığım için, onunla oraya gittiği için biz sadece oraya gittik. Bir araya gelinmesinin sebebi bu. Ama daha sonra olayların, özellikle mesela Mert Topal'ın öldürülmesinden sonra bizim bu birlikteliğimiz farklı bir sinyal kavramıyla farklı telefon bilmem ne getirip bir kalıp şeklinde monte edilmeye çalışıldı. Tamam mı abi? Anlıyor musun beni? Ama o akşam Ömer Lütfi Topal'ın tamam öldürüldüğü gece ben yokum. Siz anlıyor musun yoksunuz. Ben evet varım ama. Şimdi var gibi gösteriyorsunuz. Var gibi gösteriliyorsunuz. Var gibi gösteriyorsunuz. Ben şimdi diyorum ki hayır, telefon konuşmalarının içeriği belli değil. Ben ama verilen sinyaller ama sinyal veriyor ne kadar ben konuşuldu? Evet. Baz istasyonları tamam. Kumarhaneden itibaren başlıyor. O Ömer Lütfi Topal'ın evinin bulunduğu tamam yöreye kadar devam ediyor. Edebilir. Ve ben göre böyle parmak izinde de evet ve parmak izi olarak da yok abi geç. Yok mu? Yok. Abdullah Çatlı'nın parmak izi çıkmadı mı? Kalaşnikov'ta. Ya o teknik bilgilere girersek çok şeyler değişir abi. Gerek yok ki. Öyle mi? Söyleyin mi? Değilsin. Yok abi ne bilsin. Belki Ergenekon çıkacak onun arkasından da. Ne alakası Topal var? Topal cinayeti Ergenekon'da birleştirilmedi çünkü. Ya Topal belki cinayeti birleştirirse onu birleştirilmesi İşte olur. Onu yani bilmiyorum. O sonuçları bilmiyorum. O zaman bugünkü özel harekatçılara geçmişte acı bir tecrübe yaşamış. Evet. İdeallerle başladığı mesleğinde bir takım insanların, bunlar diyelim ki siyasi emeller doğrultusunda ya da bazıları kendi çıkarlarını düşünerek kullandıkları ve bir süre sonra da kirli bir eldiven gibi evet bir kenara attıkları evet
Öyle değil mi? Siz şu anda kendinizi öyle hissetmiyor musunuz? Ben öyle hissetmiyorum. Kullanılmış ve bir tarafta bırakılmış bir insan olarak hissetmiyor musunuz? Ben aldatılmış bir koca gibi hissediyorum kendimi. Tamam. O zaman genç meslektaşlarınıza terörle mücadelede hem azim ve kararlılık aşılamak hem de sizin düştüğünüz durumlara inşallah hiçbirisi böyle bir pozisyonla i̇şte karşılaşmaz. Böyle bir tezgahla karşılaşmaması için gözlerini açsınlar. En son fotoğrafı seyretsinler işte. Genelkurmay Başkanlığı'nın şu çıkışı ve Başbakanlığı'nın ve işte sivil unsurların beraber dik duruşunu izlesinler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti Devleti'ni savunacak zihniyetin mekanizmi ne kadar güçle karşıda durduğunu görsünler. Bunlar bence şu andaki fotoğrafa inansınlar abi. Tamam, biz hep de, o bölgede mi kalmalarını? Bence o bölgede kalın. 15 yıl, 20 yıl hiç gelmeyin bu tarafa. Çünkü ya ihraç olursunuz ya kamyoncu bir şey ayak uyduramazsınız. Bu insanlar evlenecek, yuva kuracak. Oradan evlensinler, bekar gitsinler. Veya yuva kursun, fark etmez, orası bizim toprağımız değil mi abi? O 5 milyar maaş veriyorsun, 10 milyar maaş ver polise. 20 milyar ver, niye vermiyorsun? Ver ki işine sahip çıksın, memlekete sahip çıksın. Sen 1,5 milyar maaş verip polise sokağa salarsa, 700 milyon kira verirse polisten görev istersen, ondan sonra allanıp pullanıp orada sırmalanıp da ben müdürüm diye gezmeyin yani. Peki etmeyin. Bütün doğuda görev yapan polisler, özellikle terörle sizin gibi aktif mücadele edenler batıya geldiğinde mutlaka bu şoku yaşarlar mı? Yaşadılar. Ama o zaman ülkede herkesin bu görevi yapmış olan herkesin zordur. Çok zordur. Tabii zaten orada yani. Ama bazı uyum sağlayanlar da var. İşte yani. Özel bir, ya, uyum sağlayanlar batıda kadrodan özel harekete gidip karakollarda özel harekete gidip batıyı bile kadroyu bile sonra geldiği zaman sorun olmuyor. Şimdi terörün sebeplerine bir kere girdiğiniz zaman tamam mı? Karşı tarafı suçladığınız zaman inan bu suçun en az %50'si sendedir devlet olarak. Ben bunu gördüm tamam mı? Evet. Sahipsiz kuzuyu kurt kapar kardeşim. Sen vatandaşın yanında durmazsan vatandaşın başkasının yanında durur. Doğru mu? Doğrudur. Tespitleriniz çok özel hareket bunu yaptı. Özel hareket o sözü işte. Aynen. Gidemediğin yer senin değil. Değildir. Evet. Yıllarca orayı sen sürgün yeri olarak görmüşsün. Evet. Batı'da yargıladığın zimmetine para geçirmekten efendim işte yüz kızartıcı suçlardan yargıladığın, sicilini bozduğun insanları devlet görevlisi olarak oraya atamışsın. Aynen. Aynen. Yani kurtulmak için orayı bir alan olarak görmüşsün. Halbuki oradaki vatandaş da senin vatandaşın ve o vatandaşın sorunları batıdaki insanın sorunlarından çok daha büyük. Çok daha büyük. Oradaki vatandaşa çok daha değerli, gelecek vadeden pırıltılı bürokratları ve devlet görevlilerini göndermen lazım. Tıpkı ordunun yaptığı yalan gibi. Yalan söylemişti. Tıpkı polisin yaptığı gibi. Öyle değil mi? Yalan söylemiş. Bu teşhise katılıyor musunuz? Katılıyorum. Aynen doğru. Oranın halkına yalan söylemiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Görevlileri bugüne kadar o dönemine kadar gidip oranın milletvekilleri oradan seçilenler onların kendileri dair ama bu insanlar yalan söylenmiş. Bu insanlar bizi tanımıyor, devleti tanımıyor. Hangi devlet? Adam da dağın başında sabaha kadar işte gidiyorsun, yürüyorsun, geliyorsun. Kardeşim ne var? Doğmuşlar, büyümüşler, ölmüşler, nüfus kağıtları yok. Hiçbir şeyleri yok. Yalan söylenmiş. Hep yalan üzerine kurulmuş, tamam mı? Siz o zaman bir de oraya biz gittiğimizde yalanla karşılaştık. Sosyal ve ekonomik refah için devletin kaynaklarından aktardığın paraları da siyasetçi olarak yandaşlarına peşkeş çekmişsin. Aynen. Onları da hortumlatmışsın. Aynen abi. Enkaz halinde fabrika binaları bırakmışsın. Yok işte, dolayısıyla o vatandaş senden beklediği hiçbir şeyi hemen sevmemişsin, sevilmesin abi. Bütün, yani. Bütün bunların üzerine hem terör örgütü hem de devletin belli i̇şte, grupları üzerinde arasında sıkışmış bir halk mı var? Mesela, işte o halk vardı. O nasıldı halk. O mesela arada kalma durumu? Ne tespit ettin? Şöyle, örneğin? Şunu tespit mesela teröriste yardım ediyor diye adama aynı zamanda bu sefer emniyet... Yani yanlış strateji, yanlış uygulamalar. Nedir, mesela gidiyor mesela ne diyelim adam dağın başında devleti senede bir sefer iki sefer ya görür ya görmez. Ondan sonra gidiyorsun mesela istihbarat almak amacıyla giyiyorsun. İşte gidiyorsun Kürtçe zazı neyse konuşuyorsun ekmek alıyorsun bilmem ne vatandaş veriyor. Sonra tekrardan gidiyorsun. Yani terörist diyorsun, görünümünde mi gidiyorsun? Tabii terörist mesela gidiyorsun istihbarat görünümü giriyorsun. Oranın vatandaşı giriyorsun istihbaratçı gönderiyor Kürtçe konuşuyor falan. Ekmek veriyor adam yardım ediyor barındırıyor tamam sonra ertesi gün gidiyorsun. Diyorsun ki dün buraya terörist vallahi diyor ben bilmiyorum yalan söylüyor. Yani sen diyor gelmemiştir diyor. O da diyor ki yalan söylüyorsun ben geldim diyor bak. Adam diyor ki en sonunda ben ne yapayım lan sen diyor. Ben seni ne yapayım diyor. 364 gün onlar burada. Evet. Onlar kalktığım zaman o var yani sen yoksun. Kalkayım senin yanında göreyim. İhtiyacım anında senin yanında bulursam ben zaten senin yanındayım. Sen beni uzaklaştırdın. Evet. Gibi bir şeyler anlaştık. Biz de bunu çözdük. Bu sefer ters yönden tabii de baktığınız zaman. Tabii biz hep onlarla yattık. Köylerde kaldık. Onlarla ailelerini tanıştık. Hala görüştüğüm insanlar var.
Hala onlar ya sırf silahlı mücadele. Şimdi gidip de bir köyde 4 tane suçlu varsa 40 tane insanı suçlayamazsın. Peki o masum vatandaşları terör örgütü de bu şekilde emniyetçi kılığına girip Tabii onlar yalnız bir yanlış anlaşılmaya da meydan vermeyelim. Benim bahsettiğim bu fotoğraf, size yansıtmaya çalıştığım bu fotoğraf işte 70'li yıllar. Güvenini yitirmişler. Herkese yalan söylüyorlar. 80'li yılların başıdır. Başıdır. Evet. Daha sonra Özal, merhum Özal'la birlikte o bölgeye yatırımlar akmaya başladı. Gerçi o dönemde de kaynakların bir kısmı hortumcular tarafından götürüldü. Ama son yıllarda da gerçekten çok ciddi hamleler yapıldı. Evet. Devlet oraya ciddi olarak elini uzattı. Şu anda güzel yani. Valla güzel. Ben umutluyum. Şu andaki fotoğrafta umutluyum. Şu andaki terörle mücadelede umutluyum. Ne var burada şimdi? Ha, altta bir zafiyet var. Bak bu çok önemli Uğur abi. Bu mesela Aktütün mü? Evet. Aktütün. Mesela buradaki bir olay. Orada otursun. Orada gör o askerin bir Kurtuluş Savaşı'nı orada görür. Destan. Evet bir destan görün orada. Yani sonra ne oluyor? İşte 20 km ötede bilmem ne. Diyelim ki hakikaten işte onlar geliyordu oradaydı. Hayır öyle olmadı. Değil zaten. Kanıtlandı. Bunu çıkartıyorsun işte gazeteye. Bunu okuyorum annelere. Montaj yapıyorsun. Bak oğul işte bu şekilde öldürülüyor. Bilmem ne annelerin ister istemez hani diğer evladımla vatana kurban olsun diyen annenin önünü kesiyorsun. Doğru mu? Doğru. Sorsan anneleri düşünüyorsun. Sen hiçbir şey düşünmüyorsun. Sen ihanet ediyorsun. İşte bir tanesi de sensin. Doğru mu abiciğim? Buradaki zafiyet şu. Mesela biz dünyaya en başarılı bir operasyon yaptık. Ben gurur duyuyorum. Bir uçaklarımız kalktı. İlk bomba o 52 tane uçağımız. Kendi yazılımımıza, kendi noktada bu ne demek? Biz dünyanın istediğin yerine ikmal yapar, gider, vurur, geliriz kardeşim. Doğru mu? Bunun adı bu. Sen bile sen bombalasan değil mi? İmrendirecek bir başarı düzeyine evet, sahip. Dünyadaki 8 ülkeden bir tanesiyiz. Bu benim göğsümü kapatmayadaki mi göğsü? Ha, ne yapıyor bu sefer? Bu gururla hataları başlıyor. Uçaklarımız iniyor havalimanına, pilotlarımız biniyor servis otobüsüne. 5 saniye sonra önce patlasaydı bu 50 tane pilotun hesabını bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl verir? Ne görürsen gör. Hata yapan da ihanet eder. Terörle mücadele hataya yer yok. Bunun adı bu. Doğru mu değil mi? Soruyorum size. 52 tane uçak dünyaya parmak ısıtan 52 tane pilotu 10 saniye 5 saniye önce patlasa ölseydi. Biz buyuz anladın mı abi? Evimizi temizliyoruz ama evimizin arkasında her şey var. Siz şimdi geriye dönüp baktığınızda sizi vicdanen rahatsız eden, hatta geceleri uykunuzu bölen, böyle kan ter içinde sizi uyandıran yok. Kabuslar görüyor vallahi musunuz? Vallahi inan o kadar üzüldüm ki abi. Param yok, pulum yok, malım yok, mülküm yok. Alnım teni aslan gibi apaçık. Kimsenin 5 kuruşunu şey yapmadım. Kendimi aslan gibi de sokaktayım, aslan gibi de yaşar, aslan gibi de ölür. Benim yalnız buradan İçişleri Bakanlığı'nın değerli mensuplarına bir sözüm var. Ben sizin namusunuzum. Açın o dosyayı. Bakın. Benim kim olduğumu çok iyi biliyorsunuz. Beni burada yeni yeni polislerle, yeni yetme çocuklarla, ben burada her gün kendimi anlatmak zorunda değilim. Benim üzerimde her zaman silah olacaktır. İstanbul polisine de söylüyorum. Benden her zaman silah alırsınız. Tamam mı kardeşim? O zaman ihraç edecektiniz beni. Ha, onu soracağım. Siz hani bir insan havaya silah atsa ihraç ediliyor mesleğinden. Evet. Ama sizin gibi bir adı üzerine spekülasyon yapılan bir kişi asla böyle bir durumda karşılaşmaz. Nasıl ihraç edecek? Hangi yüzle ihraç edecek? Ben onların görünen aynasıyım. Ben onların görünen karşılık yüzüyüm. O neyse ben oyum. Hangi yüzüne ihraç edeceksin beni? Neden silah taşımak zorundasınız? Terörle mücadeleden tabii, dolayı mı? Tabii neticede bir sürü çatışmalara girmiş. Bir sürü şey hedef konumdayız. Ayhan Bey, hayata yeniden başlamak mümkün olsa hangi hataları yapmazdınız? Yeniden polis olur muydunuz? O olurdum. Özel harekatçı olur muydunuz? Olurdum ama şimdi olurdum. Hı hı. Şimdi olurdum. Bu bilgiler keşke şimdi olurdum. Yani benim gibi bir ibret vasikası karşımda dursaydı, seyretseydim özel hareketçi şimdi olurdum. Anladın mı? Kendinizi hangi hatalardan dolayı sorumlu? Sevmek. Kimi sevmek? Abdullah Çatlı'yı ben sevdim abi. Devlete inandım. Üniformama inandım. Hala inanıyorum. Geriye para bıraktın. Hiçbir şey yok abi. Onun aileden zaten kendi bir şeyleri var onun. Köklü bir ailenin eşiyle bilmem ne. Yani Abdullah Çatlı da acaba Ergenekon'un yani bugün tartıştığımız o yapılanmanın kurbanı oldu. Aynen abi. Diyebilir miyiz? Aynen yani? Zaten.
O güvenilir. Bu çok çünkü hiç konuşulmamış bir konu. İşte ilk defa bu yani. Beni buraya çıkartan sebeplerden birisi de bu. Şimdi o benim bu yüzü gördükten sonra o anlar vardı. Çok yoksa çok şey değilim. O anlardan bir tanesi de bu andır. Ha, kadere kimse karşı gelemez. Ama yaşananlarda ders almak gerekiyor. Ben şimdi şunu söyleyeyim. Susurluk kazası, bir daha söylüyorum. Bu susurlukta olan kaza da yanan nur, lamba, tamam mı? Flaş yaptı, kendini iğrenç yüzünü aydınlattı. Tamam mı? Bizler kurbanız. Abdullah Çatlı, ben, Oğuz, bizim içimizde kurban olmayı hak etmeyecekler de var. Peki Susurluğun tuttuğu ışık bütün Ergenekon oluşumunu aydınlattı mı? Aydınlatmaya devam edecek Uğur abi. Eğer nereye kadar varır? Nereye kadar varır biliyorsun değil mi abi? O zaman ben sana bir şey anlatayım. Nereye kadar varması evet. olduğunu bütün kamuoyu öğrensin. Birazcık müsaade misin? İki dakika bir şey anlatacağım. Bizim dava sürecinde, yargıda dava sürecinde bize 3,5 senedir yargılayan bir heyet vardı. Davayı eninden sonuna kadar bilen hakim Sedat Karagül Sedat Karagül'e gelince bir hakime oturdum. O adamı, o insan oturdu. Orada ben adaleti gördüm o adamda. Allah'ım dedim bu adam her şeyi koyunundan yakaladı, istiyor. Hepimize dedim bu yerleştirecek müebbeti. İdam. Çok da dürüst bir savcısı vardı Aykut Cengiz. Evet. İdam. Bu Allah'ım dedim. Yani bu dedim bunun işi bizden değil dedim. Şükürler olsun. Yani bizden işi var ama olmuyor. Yani suçlamaya bak, aldığın cezaya bak. Hmm. Bizim hakkımız idamdı. Öyle ya, bu suçlamalara göre. Sonra ne oldu? 4 senece bu adam görevden alındı bu heyet. Bir açıklama yaptı. Nasıl ceza vereyim? Kimse komisyona gelmiyor, ifade vermiyor, gelmiyor. Yani bunun siyasi oluşum olmadan ben hakim, ben hangi vicdan? Asil bir adam. Ya acayip bir güzel yani, anladın mı abi? Keşke ondan böyle idam cezası alsaydık. Adaleti gördüm onda. Son 15 gün Mesut Yılmaz'ın atadığı bir adam geldi. Bu başka bir yere gitti o heyet. Başka bir... Şöyle diyelim, Mesut Yılmaz hükümetini. Ona ben... Karardan sonra sen dedim benim kalbimi yaktın. Allah dedim senin kalbini yaksın. Adaletin yok olduğunu da onunla gördüm. 15 günde sen benim iddianamemi inceleyip gerekçeli kararına kanaatini yazamazsın. Sonra bu karar Yargıtay'a gitti Uğur abi. Yargıtay 8. Dairesi'nin mensuplarına o zaman sesleniyorum. Bu kararı bozduran bendim. Karar bozuldu. Tekrar bizim lehimize karar çıktı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer çıktı televizyonda, dedi ki ben bu işe tarafım. Bu iş burada cezalandırılsın, bu dosya burada kapansın. Niye kapattın dosyayı? Niye Yargıtay'da kapatıyorsun dosyayı? Sezer'in Cumhurbaşkanı olarak böyle bir şey... Var işte, aç televizyon arşivlerini. Gazeteleri aç. Ben buradayım, cevap veriyorum. Yargının verdiği ben tarafım kararı... dedi, ben tarafım. Ben dedi bu davaya müdahale edeyim, ben bu davanın bir tarafıyım. Bu dava kamuoyu vicdanı yaralamıştır. Bir an evvel daha fazla uzatılmadan burada cezalandırılıp kararın onanmasını istiyorum dedi. Hmm. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer dedi bunu. Hmm. Tamam mı? Ondan sonra Cumhurbaşkanı iken hem de değil mi? Hem de Cumhurbaşkanı iken. Bunu söyledi. Karar onandı. Kamuoyu vicdanı da sizlerin mahkum i̇şte olmasından vicdanı. Yanaydı. Ama bu kamuoyu vicdanı benim 4 sene mahkum olmamdan yana değildi. Ben bunun cezası 4 sene değil. Bunun cezası müebbet. Bunun cezası idam. Benim suçladığın işlere bak. Ama yani, ne delil, abi? Delil neyse yargıda ona göre o zaman veriyor. Ama bir cezayı kendinize zaten kesiyorsunuz. Hiç olmasa 4 yıl hafif bir yani. Ergenekon'un önünü o zaman da işte unutulmasıydı, bitti. Bu kadar, burada kalsın yeterdi bu, tamam mı? Hmm. Herkes her şeyi biliyor. Kimse kıvırmasın. Tamam mı? Açarsınız arşivleri. Kim yani bu... diyorsunuz ki madem biz yargılandık o dönemde Veli Küçük de yargılanmalıydı. Evet. Onu diyorsunuz. Evet, o cesaret yok muydu? Yoktu. Siyasetçiler de yargılanmalıydı. Niye yargılanmadı? Beraberdiniz de onun için yargılanmadınız. Ayhan Bey, benim kafamda Ergenekon iddianamesinde bir türlü izah edemediğim şey şu, sizin söylediklerinize birleştirdiğim zaman Abdullah Çatlı eğer bu grup tarafından diyelim ki öldürüldü, Veli Küçük de bu iddianamede baş aktörlerden bir tanesi, sanıklardan bir tanesi. Hı. Ergenekon sanığı Veli Küçük eğer Ergenekon'un baş aktörü ise Abdullah Çatlı'yı ile irtibatı da olduğu biliniyor. Telefon irtibatları, evet. işte şeyleri. Evet. O zaman o telefonlar kavga telefonu mu, dostluk telefonu mu, onu anlamıyorum. Yani Ergenekon'da bunlar... İşte bunu sor işte. Veli Küçük o aşk telefonudur. Belki zamparada bilmiyorum ben. Siz hiç tanıştınız mı? Yok, ben Veli Küçük'le tanıştım ben. Bir iki kere tanıştım. Nerede? Bülbül Abugaz cezaevinde ziyarete geldi. Sağma hoşlanı. Beraber yatıyorduk. Bir keresinde de nerede karşılaştık? Yine bir... Ya balıkçı alsan bir balık lokası ya bir yerde karşılaştık ama birebir onun dışında başka bir
şeyimiz yok. Peki yani. Sami Hoç'tan sizinle eski beraber ceza alan ve şimdi size... Sami Hoç'tan. Evet, Sami Hoç'tan beri dinleden beri tanıdığı bir arkadaşım. Ama yani. Sami Hoç'tan da şimdi Ergenekon'da çıkıverdi bir anda karşımıza. Her yerde çıkıyor. Sizi şaşırtmadı mı yani? Beni şaşırtmıyor artık. Artık hiç şaşırmıyorum. Çünkü size yakın görünüyordu daha önce. Siz de ceza aldı. Aynı hapishanede yattınız ama bir anda da Ergenekon'da çıkıverdi. Şey, ben hiç yakın değildim. Sadece cezaevinde yattık. Yakın hiç olmadık birbirimize biz. Aynı davada yargılanmadık. Yargılanabiliriz ama yakın değiliz. Hı. Benim tuhafıma giden şu. Benim yaptığım şeylerden. Yani bu çerçeve içinde. Bu, inan yani şimdi işte güldüğüm nokta bu. Benim yaptığım şeyleri ben biliyorum ama bana kimse bunu söylemiyor. Yani... İçişleri Bakanlığı'nı açıyorum, Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık arşivleri açın. Benim ne yaptığım evet. ortada çıkartın arkadaş. Evet. Peki siz... ben alalım mı abi? Ayhan Bey ben bunu Ayhan Çarkı'nın anlattıklarının birinci bölümü olarak kabul ediyorum. Bence de bunu, birinci bölüm kabul et abi. Yani bunu girizgah olarak kabul ediyorum. Esas anlatacaklarını da daha sonra günü yani, gelince, yeri gelince anlatacağına inanıyorum. Onun için şimdilik burada bir nokta yani ben koyalım. Bu eve gelin geldiysem babası da oğlu da kullanır diye bir şey yok. Ben bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyım. Özel harekat birimlerinde görev yapan bir polisim. Yeni özel harekat birimlerinde görev yapabilecek, yapacak şu anda göreve gidecek kardeşlerin, evet. kahramanların, Güneydoğu'da görev yapan askerlerin özel harp dairesinin bir ibret vesikası olarak beni izleyin kardeşim, tamam mı? İyi bakın, kol kola girin. Kol kola girin. Şu ay sonunda her iki kurum arasında iki kurum, bir, bu olayın zaten olmasın, çatışma olmasın. Bazı çevreler şimdi özel harekatçılarla askeri karşı karşıya getirmek isteyecekler, yıpratmak isteyecekler. Terörle mücadelede zafiyetler yaratmak isteyecekler. İşte aman bu oyunlara, tezgahlara gelmeyin. Başka Türkiye yok çünkü. Bir de bölge halkına şefkat. Ya bölge halkına şefkat. O dağdakilerde ya geçin kardeşim. Ya geçin abi yani ne diyorsunuz ya? Bırakın bu işleri. Bırakmayın bu işleri. Fark etmiyor. Onların görevi teröristle mücadele etmek. Evet. Terör mağduru vatandaşla değil. Şimdi abi. Ayhan Çarkın size çok teşekkür ediyoruz. Nedim Şenerli. Ben de gerçekten çok teşekkür ederim. Sizi biraz bir şey daha söyleyeyim. Bir İçişleri Bakanlığı'na söyleyeyim. Yasalara söyleyeyim. Buna sahip çıkın. Ben sizin evet. namusunuzum. Özlük haklarınız mesela emekliliğiniz, çocuklarınızın sağlık bunlar herhalde vardır değil mi? Hiçbir şeyim yok. Bu devletin benden ilk yaptığı, Cumhurbaşkanı tarafı olduktan sonra, ceza onandı 20 yıldan sonra benden ilk yaptığı çocuklarımın sağlık karnesini istediler cezaevindeyken. Ben suçluysam ben suçluyum. Çocuklarımdan ne istediniz siz ya? İçişleri bak Emniyet Genel Müdürü 6 sefer yazı yazdınız sağlık karnesi için. Yazıklar olsun. İçişleri Bakanlığı evet. 6 defa. Evet. Neyse. Bu açıklamaları Ayhan Çarkı'nın açıklamalarının ilk bölümü olarak değerlendiriyoruz. Evet, şu cinayet, bu cinayet falan size... diye girmiyorum ama terörle mücadele kapsamında attığını vuran ve cesur bir polis olduğunuzu söylüyor bütün arkadaşlarınız. Evet. Söylesin benim iğrenç yüzümü göstersin. Kaç olayınız ama. Vardır? Çok abi ya hatırlam. Çok abi. Çok ya. Sırf İstanbul'da çok yani. Çok hangisini söyleyeyim? Ben şeyden sonra 11 tane 12 tane idamla yargılandım. Yapmış olduğum görevlerden. Demek ki Oğuz Yorulmaz'ın annesi boşuna söylememiş. Yaklaşık 100 kişiyi öldürdü. Yok yani. Abi ne 100'ü ne 200'ü geç abi ya bizim 1000'e yakın adamdan ya bahsediliyor abi, yani. Bu mücadele bu komplike bir mücadele bu. Tabii. Bir de yıllar yani içinde 10-15 yıl. Ya ne abi 100'ü adam 500 kişiyle grup karakol basıyor. 1000 kişiyle karakol basıyor. Hani terör bitmişti. Yani aslan gibi orada bir mücadele karakolu var ya. Basamıyorlar da. Şu 17 tane şehide şu yazıyı. Karakolu basamıyorlar hayır. Basamıyorlar işte onu demiyorum. 500 kişi. Karakolu basmak için geliyorlar ama bozguna uğrayıp yani işte gidiyorlar. Oradaki bir direniş, oradaki şehit, kahraman. Oradaki bir savunma, oradaki bir kahraman ön plana sen çıkartma kardeşim. Gel Atari'den alınan bir oyundan gel Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hali olsun. Ondan sonraki insan hakları, demokrasi. Aynısını git oradaki, dağdaki ölenlerin, annelerinle söylesene onları o zaman evet. evlatlarınızı göndermeyi kardeşim. Ha, senin neren demokrasi buradaki, ya? Buradaki adaletsizlik gerçekten Ayhan Bey gibilere emir verenler korumalarla geziyorlar, keşke zırhlı ben... araçlarla geziyorlar ama sigorta kartından eksik ve silahtan uzak kendini otobüslerde veya işte toplaşma araçlarında işte, idealist, yani idealist bir emniyet insanlar. Görevlisi vatanını milletini seven bir emniyet görevlisi tabii. terörle mücadele etmek yani, için gidiyor tabii. ama bir takım güçler bunların bir bölümü siyasetçi tabii. öbür bölümü de kendi cezalandırmak isteyenler, doldurmak isteyenler, tanınan bir yüz o yani. İdealist polisleri yolundan çıkartıyor tabii. ve karanlık işlerde kullandıktan sonra kirlenmiş bir yani, eldiven gibi çıkartıp bir kenara aynen atıyor. Öyle. Olayın özü budur. Vatanını, milletini seven bir emniyet görevlisi tabii. terörle mücadele etmek yani, için gidiyor. Tabii. Ama bir takım güçler, bunların bir bölümü siyasetçi, tabii. öbür bölümü de
kendi ceplerini doldurmak isteyenler, tanınan bir yüz o yani. İdealist polisleri yolundan çıkartıyor tabii. Ve karanlık işlerde kullandıktan sonra kirlenmiş bir eldiven yani, gibi çıkartıp bir kenara aynen atıyor. Öyle. Olayın özü budur. Aynen öyle. Öyle değil mi? Olayın yani özü bu değil mi? Karanlık derken olur abi yani. Karanlık şey bu başka abi ya. O, İstanbul'da yani karanlık... ben şunu görüyorum. İstanbul'da bazı araçların arkasında Uzi'ler, Kaleşnikov'lar, tabancalar, mermiler çıkıyor. Ayhan Çarkın'ın karşısına doğudan getirdiği bir Kaleşnikov'la bir PKK'lı çıksa kendini neyle savunacak? Ya ben bunu hakikaten o zaman biz haberlere şunu yazacağız. İşte efsane polis ya da işte bir diyelim ki sizin deyiminiz yani bir ya suçlu. Ya işte iğrençlik burada, iğrençlik diyecekler. Yani hiç olmazsa bir şans hayatta o tabancası olacaktır belki. Ama kişisel hatalar da var. Kişisel hatalar da var. O ayrı var abi. Ama o zaman devlet bir başka silahlı güç. Bu benim kişisel hatam mı? Koltuğu çektim, elimde kaldı. O bizim kişisel hatamız. Ama benim elimde kaldı, anladın mı abi? Ama benim elimde patladı işte bu. Ben sana inandım, geldi bu koltuğum böyle çıkmış. Anladın mı abi? Bak elimde kaldı. Hadi bunun hesabını ver. Benden bunun hesabını soruyorsun. Ben evet, ne diyeyim abi sana? Ben özür dilerim. Özür dilersin, sen dilersin. Bunlardan evet. Özür istemiyorum abi, anladın mı? Anladım. Biraz dürüst olun, insan olun. Erkek gibi olun, erkek olun, erkek. Evet. Karınıza sarılıyorsunuz, çocuğunuzun evine kahraman gibi gidiyorsunuz. Babanız, işte babam kahraman. Kahraman gibi davranın, namusuna sahip çıkın, bana sahip çıkın. İğrençlik yapmayın. Evet. Sonra da polis vuracağım. Yani başka çare yok. Allah korusun. Ama vururum abi. Hayır olur mu? Koru polis karşısında o zaman. Bunun, bunun adını telaffuz etmek. Ama ne yapayım? Sivil çeksa. Aklından geçirmek bile ama çeksa, bence mümkün kardeşim, olmamalı. Ben buyum diyorum, olmaz. O zaman devlet resmi koruma vermesi lazım. Silahlı birini arkasına takacak ki korusun onu, değil mi? Uğur abi bir şeyler yani ya korunması gerekiyor. Değil o da değil. Bir defa devletin görevi annelerin babaların pırıl pırıl teslim ettikleri evlatlarını terörle mücadele eden kahramanları bir defa korumak, kollamak, iyi yönlendirmek, iyi yönetmek ve devlet adına iş yapıyorum diyerek bir takım çeteleşmelere o benim insanları götüren, onları kullananlara da hiçbir şekilde geçit vermemek. Benim anladığım kadarıyla Ergenekon bu. Ergenekon bu. Evet, ve o çetenin mutlaka bir şekilde çıkartılması, devlet adına faaliyet gösteriyor görünümü altında bambaşka karanlık işler tezgahlayan ve bu devleti de yıpratan, hepimizin yaşamını bir şekilde tehlikeye atanların mutlaka cezalandırılması. Ama çeteyi izole etmek başka, gidip işte Nurseli İdiz, Sisi gibi insanları da buna dahil etmek ayrı bir olay. Aynen, tabii. Onu apayrı görüyoruz. Ya, işin o tarafına yani şahsen ben hiç katılmıyorum. Ama çetenin bu eline silah alan, işte bomba alan ve bunu devlet için aldığını söyleyip de bambaşka mecralarda bilemediğimiz bir takım karanlık işler yani yapan bir kısmını bildiğimiz onların cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Hangi dine mensup oldukları belli abi, baksana şu fotoğrafa ya. Yani peki çok teşekkürler. Kendimi görüyorum, ben bu fotoğrafın içindeydim. Ben bunlarla beraber gözüküyorum. Tamam mı? Evet. Ha ben şu anda benim bir sürü arkadaşlarım var. Cezaevinde binlerce arkadaşım var. Oturuyorum belki ufak tefek kendi böyle bir yaşam tarzıyla serseri bir yaşantım olabilir. Suç da diyebilirsin. Evet. Onu çıkart karşına milletin. Peki siz... Benimkine razıyım ben. Tutuklanmaktan korkuyor musunuz? Ne korkuyorum ben? Ergenekon'dan. Belki Ergenekon'dan siz de alabilirler. Ya alsınlar beni. Ne alacak beni Ergenekon? Ne yapacak yani. Beni alıp? Ya ne yapacak? Soruyorum, ne yapacak? Beni alıp ne yapacak ya? Ne diyebilir ki bana? Ne yapacak ki? Alan almış ki. Alsa zaten giden gitmiş, seven sevmiş, veren vermiş abi. Ne yani? Ne alacak? Beni neyimi alacak? Ortadayım işte. Bilmiyor mu ne olduğunu? Yukarılara. Yukarılara gitsin. Tabii yukarılara. Yukarılara. Arşive kadar çıkacaksın. Anladım. Tamam mı? Devlet sırrına kadar. Peki. Çık. Ben razıyım. Peki. Yani bu baklavanın bir dilimini ben yediysem 99 dilimini kim elini uzatsa onların hakkı budur ama yani. Hak bu. İşte çifte standart tabii, uygulamayacaksın. Yani. Öldüreceksen beraber öldür, seveceksen hepimiz sev. İşte peki, çok Sedat Karagül'ün dediği bu işte. Burada getirin noktalıyoruz, süremiz doldu. Çok teşekkürler. Ve bunu Ayhan Çarkın, lütfen oturun. Peki, daha abi. Kapatmadık programı. Peki. Ayhan Çarkın'ın açıklamalarının, çok önemli açıklamalarının girizgahı olarak değerlendiriyoruz. Başlık, bunların hepsi ibret başlık. Abi. Evet, tamam evet, mı? Evet. Çok teşekkürler. Bunlar bir ibret, başlık. Onun için ben tek bir şey bir daha söylüyorum. Güneydoğu'daki görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olsun, Emniyet Teşkilatı'nın olsun ve şu anda kurulacak olan yeni bir birim kuruluyormuş herhalde. Kardeşim sırt sırta beni kol kola sakın ayrılmayın. Birbirinize sakın kıskanmayın. Sakın kıskanmayın. Başarını kıskanacak ne olur ya? Paylaşın. Hepiniz vatan için görev yapıyorsunuz. Başında gelin. Dağdakilerine de söylüyorum. Siz de zaten göreceksiniz. Siz de Ergenekon'un bir uzantısı oldunuz zaten. Siz PKK falan değilsiniz zaten. Siz de iğrençsiniz. İşinize bakın. Siz de kendi aranızda göreceksiniz. Yani herkesi kullanmışlar mı? Herkesi, anladın mı? Peki, çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, eski özel harekat polisi ve Susurluk davasının kilit isimlerinden Ayhan Çarkın'a soruşturmacı gazeteci konuğum Nedim Şener'le birlikte
sorular yönelttik. Hepinize güzel geceler, mutlu yarınlar. Sarı lacivert bir geceden